Yeniden merhaba. Bir parçacığın üzerine etki eden net bir kuvvet varsa parçacığın ivmeleneceğini biliyoruz. Peki, ne kadar ivmelenecek derseniz, kuvvet ve ivmenin birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen Newton, kuvveti, örneğin bir birim arttırdığımızda, ivmenin de aynı oranda arttığını gözlemlemiştir. Bu, kuvvet ve ivmenin orantılı olduğu anlamına gelir. Ama tabii ki her şey burada bitmiyor. Buna ek olarak, parçacığın kütlesini de hesaba katmamız lazım. Uzayda salınan iki parçacık olduğunu düşünelim. Boyutları aynı ama kütleleri farklı olsun. Örneğin, biri bir pimpon topu, diğeri ise kurşundan yapılmış bir top olabilir. Bu iki parçaca aynı kuvvet uygularsak, mesela, bu şekilde esen bir rüzgar düşünün, ne olur dersiniz? İki parçacığa da rüzgarın yönünde aynı net kuvvet etki eder ama aynı oranda ivmelenmezler. Daha hafif olan top, yani pimpon topu, kurşundan yapılmış toptan daha fazla ivmelenecektir. Buradan yola çıkarak büyük kütlelerin daha az, küçük kütlelerin ise daha fazla ivmeleneceğini söyleyebiliriz. Bu da ivme ile kütlenin ters orantılı olduğu anlamına gelir. İvme ile kuvvetin doğru orantılı olduğunu da bildiğimize göre bunları bir araya getirerek ivmenin kendisine doğru orantılı olan net kuvvetin büyüklüğüne ve kendisiyle ters orantılı olan kütleye bağlı olduğu sonucuna ulaşırız. A'nın F bölüm M'ye orantılı olduğunu hemen şu şekilde not ediyorum. İki tarafı M ile çarparsak M çarpı A'nın F'ye orantılı olduğunu buluruz ya da M çarpı A, M diyelim Türkçe söyleyelim. Diğer türlü yazarsak da F, M çarpı çarpı a'ya orantılıdır diyebiliriz. Newton f'nin ma'ya orantılı olduğuna ek olarak ma'ya eşit olduğunu da bulmuştur. Evet Newton'un ikinci yasasından yani f eşittir m çarpı a'dan bahsediyorum arkadaşlar. Kısa bir tekrar yapacak olursak eğer şöyle diyebiliriz. F cisme etkiyen net kuvvet, M cismin kütlesi, A ise cismin ivmesidir. Şimdi bir de yer çekimi kuvveti hakkında düşünelim. Galileo'nun 1589'da Pisa Kulesi'nden aşağı iki top bıraktığı meşhur deneyini duymuşsunuzdur. Bu toplardan biri hafif, diğeri daha ağır bir malzemeden yapılmıştı. Deneyin sonucu olarak iki topun da aynı oranda ivmelendiğini duymak sizi de şaşırtmış olabilir. Evet, bu sonuç herkesi çok şaşırtmıştı. Çünkü o zamanlar antik Yunanlarda dahil olmak üzere herkes ağır cisimlerin daha hızlı düştüğünü düşünüyordu. O halde rüzgarlı örneğin tam aksine yer çekimi kuvveti kütleden bağımsızmış gibi görünüyor. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Newton bu soruyu da yanıtlamıştır. Birinci yer çekimi yasasına göre büyük kütleli cisimlerin daha büyük bir yer çekimi kuvvetine maruz kaldığını biliyoruz. İkinci yasa ise kütlenin ivmeye rezistans göstermesiyle alakalıdır. Bu iki karşıt durum yani biri ivmeyi destekleyen diğeri ivmeye karşı gelen iki durum birbirini götürür. Bunun matematiksel olarak neden doğru olduğunu bulmak isteyen Newton yer çekimine bağlı kuvvetin buna büyük f diyelim parçacığın kütlesine orantılı olduğu teorisini ortaya atmıştır. Büyük f ma'ya orantılıdır diye buraya not ediyorum yer çekimini bir ivme vektörü olarak düşünelim ve g ile gösterelim. Böylece f'nin mg'ye eşit olduğu sonucuna ulaşırız. Artık elimizde iki denklem var. Newton'un ikinci yasası yani küçük f eşittir ma. Buradaki küçük f net kuvvet oluyor. Diğer denklemimiz ise Newton'un yer çekimi yasası yani büyük f eşittir mg. Üzerine sadece yer çekimi kuvveti etken bir kuvvet için küçük f ile büyük f aynı kuvvettir. Küçük f eşittir ma eşittir büyük f eşittir mg ya da daha basitçe yazalım ma eşittir mg. M'ler birbirini götürdüyse geriye a eşittir g kalır. Bu da üzerine sadece yer çekimi etkiyen bir cismin inmesinin kütlesinden bağımsız olduğu anlamına gelir. Kütleleri farklı olan cisimlerin yere aynı sürede çarpmalarının sebebi de budur. Bu videoda yeni ve önemli birkaç kavramın üzerinden geçtik. Şimdi biraz ara verelim. Ve sıradaki alıştırma ile öğrendiklerimizi hep birlikte biraz pekiştirelim arkadaşlar.